Merhaba teknoloji tutkunları. Malum artık bahar geldi ve baharın gelmesiyle hepimiz dışarılara çıktık. Bundan sonraki bazı videoları dışarıda çekmeye gayret edeceğim. Artık imkanlar dahilinde. Yer yer tekrara düşersem ya da çevresel etmenlerden dolayı dikkatim dağılırsa lütfen kusura bakmayın. Bugünkü video konumuz Monster'larla ilgili. Monster ürünleriyle ilgili özellikle çok fazla soruyla karşılaştım. Gerek mail, gerek Instagram üzerinden, gerekse kanal üzerindeki sorularınızdan. Ve ben de bugün bu soruların hepsini tek bir videoda toplamak istedim. Daha doğrusu hani hepsini diyorum ama çoğunlukla gelen ve birden çok aynı soruyla karşılaştığım soruları sizler için aslında değerlendirmeye çalıştım. Şimdi vakit kaybetmeden hemen sorulara geçelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bütün videoları tamamen doğaçlama olarak hazırlıyorum. Sadece bu videoda soruları bir kağıda not aldım. Bakalım o sorular ve cevapları bana göre ne olacak, nasıl olacak sizlere aktarmaya çalışacağım. En çok gelen sorulardan birisi içindeki flash diskte Windows var mı? Şeklinde bir soru geliyor. Cihazın içerisinden çıkan Monster logolu flash diskte herhangi bir şekilde işletim sistemi yok. Yani siz satın alırken işletim sistemiyle de alsanız, işletim sistemsiz de alsanız hiçbir şey değişmiyor. İçerisinde maalesef Windows yüklü gelmiyor. Bunun için siz bir bootable Windows kurulumu yapmanız gerekiyor. Onu da zaten kanalımda nasıl yapılacağını bulabilirsiniz. İçindeki flash diskte ne geliyor sorusu varsa eğer, içindeki flash diskte tamamen ihtiyacımız olan ekran kartıdır, anakarttır, işlemcidir ve bunların dışında Monster'ın Control Center dediğimiz işte klavye, mouse gibi kombinasyonlarına, o klavye ışıklandırmalarını, fan ayarlarının yapıldığı driverlar yer alıyor. Bu driverların hepsini zaten Monster'ın kendi sitesinden de temin edebiliyorsunuz. Ancak yine de böyle bir güzellik yapmışlar. Yasa gereği zaten bütün ürünlerin içerisinde bir CD çıkıyordu, driver CD'si. Monster'da driver CD'si yerine bir flash disk koymayı uygun görmüş. Bence çok da mantıklı olmuş. Bir diğer seçenek, kapıda ödeme seçeneği var mı şeklinde sorular çok geliyor. Kapıda ödeme seçeneği bildiğim kadarıyla yok. Çünkü bu konuyla ilgili olarak Monster'ın da müşteri hizmetleriyle görüştüğümde maalesef ya banka havalesi ya kredi kartıyla ödeme seçenekleriyle karşılaştım. O yüzden kapıda ödeme seçeneği en azından şu an için yok ama gelecekte olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Bir diğer sorumuz şu oluyor. Satış sonrasında istediğiniz zaman site üzerinden parça alabiliyor muyuz şeklinde bir soruyla karşılaştım. Yani örneğin siz işte 8 GB'lık bir bilgisayar aldınız. İlerleyen zamanlarda 16 GB'a yükseltmek istediniz. Ya da işte Windows, orijinal Windows yazılımı almak istediğini, böyle şeyler için parça siparişi verebilmek ya da buna benzer bir güncelleme yapmak istiyorsanız cihazı Monster'a göndermeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde işte ben RAM alacağım, o RAM'i takacağım, siz bana gönderin şeklinde bu uygulamaları yok. Bununla ilgili iletişime geçtiğinizde size herhangi bir ücret de vermiyorlar. Sizden istedikleri tek şey cihazı işte size en yakın olan servis noktasına götürmek oluyor. Bildiğim kadarıyla başka şehirlerde şu an için bildiğim kadarıyla yok. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de bu üç şehirden birine ürünü gönderiyorsunuz. Oradaki çalışanlar size konuyla ilgili yardımcı oluyorlar. Bunun dışında RAM ve hard disk upgrade'inin garanti dışına çıkıyor mu, çıkmıyor mu ya da buna benzer sorular var. Yani özellikle ben cihazın RAM ve SSD upgrade'lerini yaparken garanti kapsamı dışına çıkıp çıkmayacağı ile ilgili çok soru aldım. Bunun için Monster'ın da eğer ilerleyen zamanlarda değiştirmezlerse şu aşamada Monster herhangi bir şekilde RAM ya da SSD upgrade'lerini garanti dışarısına çıkarmıyor. Yani bunlar garanti kapsamı dışında değerlendirilmediğinden eminim. Ama tabii ileride ne olur bilemiyorum. Ayrıca ek olarak şunu da söyleyebilirim. Cihaza gerçi Monster eğer cihazı yollarsanız onu ücretsiz bir şekilde temizliğini yapıyor. Ama siz eğer cihazın içerisini işte fanlarıdır, işlemcisidir vesairedir, hani termal macunudur, bunları temizlemek isterseniz de garanti dışına çıkmıyor. Monster'ın genel itibariyle söylediği şey şu:
Eğer ki cihazı herhangi bir şekilde deforme etmeden, içerisindeki donanıma zarar vermeden açtığınız sürece garanti kapsamı dışına çıkmadığı ile alakalı. Bunun dışında yine karşılaştığım sorulardan bir diğeri de ürünü FreeDOS olarak mı yoksa lisanslı olarak mı almak konusunda. Açıkçası bu tamamen sizlere kalmış. Ancak şunu söyleyeyim. Özellikle ürünle ilgili mavi ekran hatası alan arkadaşlar olabiliyor ki bununla ilgili birçok forumda ya da internette birçok konu çıkabiliyor karşınıza. Lisansı sadece yani Monster aldınız diyelim, yazılımsal olarak bir problem olduğunda Monster yazılımla ilgilenmiyor. Eğer ki siz cihazı alırken lisanslı olarak satın alırsanız o zaman yazılımsal problemleri çözmede size yardımcı olabiliyor ve bu konuda tamamen garanti kapsamı içerisinde, garanti süresi içerisinde sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor, size teknik desteği veriyor. Diyelim ki siz ürünü aldınız herhangi bir şekilde lisans almadan ve kendi lisansınızı kurdunuz, o zaman Monster herhangi bir şekilde size yazılımdan dolayı bir destek sağlamıyor. Bunun dışında M2 SATA mı yoksa SSD olarak mı upgrade edeyim şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Şu teknik bilgileri size vereyim. Cihazda bir tane M2 SATA girişi var, bir tane M2 NVMe girişi var ve bunun dışında da bir tane bizim herhangi bir laptoptan ya da notebooktan alışık olduğumuz SATA girişi var. SATA 3 girişini destekliyor. Cihaza nacizane önerim, eğer depolama yapıyorsanız işte oyun olur ya da başka şeyler olur, bir mekanik disk ama 7200 RPM'lik, en az 7200 RPM'lik bir mekanik disk takarsanız SATA girişine depolamadan yana biraz kâr edebilirsiniz ama uygun fiyatlı SSD'ler alarak yani SATA SSD'ler alarak işte örneğin 2 TB'lık bir mekanik disk yerine 1 TB'lık bir SSD alırsanız SATA SSD sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bunun dışında Windows'u kuracağınız yer nacizane önerim M2 SATA ya da M2 NVMe girişlerinden biri olması. Çünkü M2 SATA ve M2 NVMe girişleri tamamen normal SATA girişine oranla çok daha hızlı veri alışverişine olanak tanıyor. Yine karşılaştığım bir diğer soru, ürüne önce RAM upgrade mi yoksa SSD upgrade mi yapayım şeklinde. Bu aslında tamamen sizlere kalmış. Eğer hani 8 GB RAM'li bir ürün aldıysanız ve oyunlarla ilgili çok fazla bir beklentiniz yoksa, yani çok fazla oyun için kullanmayacaksınız ürünü, o zaman SSD upgrade'i yapabilirsiniz. Ama zaten mevcut şartlarda M2 SSD'li, 256'lık bir M2 SSD'li ve 8 GB RAM'li bir ürün alacak olursanız, yani bu ürünü öncelikle RAM upgrade'i yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü yani Monster ürünleri zaten bir şekilde performans ürünleri ve oyun ürünleri. Hal böyle olunca da sizin alacağınız RAM sizin için daha iyi olacaktır ve hani 250'lik bir Windows'da işinizi görecektir. Ürünle ilgili karşılaştığım bir diğer soru da bataryayı çıkarıp öyle mi oynamalıyım şeklinde. Zaten bu konuyla ilgili de aslında bir video çekmiştim. Yani videoda bu konudan da bahsetmiştim. Bataryaya geldiğiniz zaman, yani bataryalı kullanımlarda cihazın oyun performansı da, normal işte kullanım performansı da biraz düşüyor. Fakat bataryayı çıkarıp da o şekilde oynamayı kesinlikle önermiyorum. Yani ziyanı yok. Batarya dolu olsa bile prize takılı olarak oyun oynayın. Ancak şunu söyleyeyim. Bataryayı çıkarmak isteseniz de zaten batarya öyle kafanıza göre, hani öteki notebooklardaki gibi direkt çıkaramıyorsunuz. Kapağı sökmeniz, vidaları sökmeniz ya da en azından bağlantısını sökmeniz gerekiyor ki bunları önermiyorum. Şu yönden önermiyorum. Ülkemizde maalesef elektrik her zaman doğru şekilde gelmiyor. Bazen biz onu fark etmesek bile dalgalı olarak gelebiliyor. Batarya bu bağlamda cihazı koruyor. Diyelim ki siz üründe oyun oynarken bataryayı çıkardınız ve elektriğe bağlı. O sırada elektrik gitti ya da bir voltaj değişikliği oldu. O zaman direkt ürününüzün anakartı yanabilir.
O yüzden bataryayı çıkarmayın. Ama bataryanın uzun ömürlü olması için ne yapabiliriz? Bunun için aslında yapılabilecek en doğru şey haftada bir defa cihaz tamamen bataryası bitip de kendisini kapatana kadar kullanmak olur. Bir de normal ofis kullanımlarında olsun ya da işte film falan izlerken ya da hani performans gerektiren bir iş yapmazken de bataryayla kullandığınız zaman devamlı bir sirkülasyon olduğu için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Bir diğer soru da özellikle 9. nesil i7 işlemcilerle birlikte neredeyse bütün ürünlerde mekanik klavye var. Ama mekanik klavyeli mi alayım yoksa eski tip yani notebooklardaki o normal standart klavyeyle mi alayım şeklinde soruyla karşılaşıyorum. Yani bu aslında tamamıyla size kalmış bir durum. Kimileri için o mekanik klavyenin sesi çok keyif verirken kimileri için tam bir kabus olabiliyor. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Hani mekanik klavye de alsanız, normal klavye de alsanız aslında çok fazla bir fark yok. Ama her aynı ürünün hem mekanik klavyelisi hem normal klavyelisi varsa tercih size kalmış. Yine karşılaştığım bir diğer soru da DDR4 RAM yerine DDR5 RAM destekliyor mu, takabilir miyiz şeklinde. Zaten hani şu anda bildiğim kadarıyla DDR5 RAM'ler en azından notebooklar için yok. Ki Monster'ın şu andaki en iyi cihazını bile almaya kalksanız zaten DDR4 RAM desteği var. Ama ileriye doğru DDR5 RAM çıkar ve bu üründe destek sunar mı? Açıkçası orasını bilemiyorum. Hani o RAM'deki pin değerlerine bakmak lazım. Belki DDR5 RAM tamamen farklı olacak. Tamamen farklı dizayn edilecek. Bunları bilemiyoruz. O konuda bir şey söyleyemem ama DDR4 RAM'e kadar destekliyor. Yani 3000 GHz'e kadar RAM desteği var. Yalnız yine de ürünü alırken, çünkü bu tarz ürünler malum teknoloji devamlı değiştiği için hani ürünü alırken bu ürünün maksimum ne kadar RAM desteği var ya da işte hangi frekanslarda RAM almalıyım şeklinde Monster'la iletişime geçmenizi tavsiye ederim bu bağlamda. Malzeme kalitesiyle ilgili çok soru geliyor. Yani özellikle işte yani bu ürün alınır mı? Bu marka alınır mı? Abi buna bu kadar para vermeye değer mi? Değmez mi? Şeklinde çok sorular geliyor. Şimdi malzeme kalitesi konusu aslında başlı başına bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Monster'ın yazılımsal problemleri dışında, işte özellikle ısınma problemleri, ısınmadan dolayı cihazın kendisini güvenlik gerekçesiyle kapatması vesaire gibi sıkıntıların da başında malzeme kalitesi geliyor. Malzeme kalitesi için çok kötü diyemem ama size şunu söyleyebilirim. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte tabiri caizse, hani eğer aldığınız ürünü temiz bakarsanız, soğutma sistemini hani altına bir notebook fanı koyarsanız mesela, işte tozdan, nemden, mümkün olduğunca güneş ışığından koruyarak işlem yapacak olursanız ve hani cihazı yanınızda taşırken olsun, işte sağda solda kullanırken olsun, hani mümkün olduğunca eğer korunaklı bir şekilde tutarsanız o zaman malzeme kalitesi yönünden çok bir sıkıntı çekmezsiniz. Ama biraz hor kullanan biriyseniz, işte hani dizüstü diye işte piknikte şurada burada devamlı hani açıp çok dikkat etmeden kullanırsanız benzer özellikteki diğer muadillerine oranla malzeme kalitesi o zaman düşük olduğunu söylemek mümkün. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir MSI, bir Asus gibi hani onun gibi bir oyun ya da bir Alienware serisi gibi ürünlerle karşılaştırdığımızda malzeme kalitesi evet gerçekten yetersiz kalabiliyor. Ki parlama yani parmak izi bırakması, zaman içerisinde menteşeleriyle ilgili sıkıntıların yaşanabilmesi hani bu üründe muhtemel sorunlar arasında. Ama illa böyle olacak diye bir şey elbette ki yok. Hani onu da size söylemiş olayım. Eğer malzeme kalitesini 10 üzerinden değerlendirmek gerekirse, işte örneğin bir Alienware serisinin malzeme kalitesi 10 üzerinden 9'sa ya da bir MSI'ın malzeme kalitesi 10 üzerinden 8 ya da 9'sa bu ürünle malzeme kalitesini yani en ucuz ürününden en pahalı ürününe kadar tabii bir değişiklik gösterse de
ortalama 10 üzerinden 6 diyebileceğim ya da 7 diyebileceğim seviyelerde. Ama yine de piyasadaki çoğu marka modele oranla yine de malzeme kalitesinin güzel olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer konu ısınma problemi ve fan sesi ile alakalı. Aslında ısınma problemi ve fan sesi ikisiyle doğru orantılı. Nasıl doğru orantılı? Şu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Eğer cihazınız ısınmasını istiyorsanız fan sesine razı olmanız gerekiyor. Control Center üzerinden ayarları dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Fanın dönüş devrini istediğiniz gibi artırıp azaltabiliyorsunuz. Ama oyun oynarken hele ki bir de altında notebook soğutucusu varsa ve ayarları siz standartta bile bıraksanız hani cihaz bariz bir şekilde ısınıp sizi rahatsız etmiyor. Ama tabii fan sesi gerçi bir süreden sonra alışıyor kulağınız ama yine de fan sesi insanı yer yer rahatsız ediyor. Özellikle de hani internet üzerinde eğer Twitch yayını vesaire yapıyorsanız yani oyunları canlı olarak yayınlıyorsanız o zaman o fan sesi biraz sıkıntı yaratabilir. Ama yani MSI de dahil, Alienware serisi de dahil hani ben fan sesinin hiç çıkmadığı ya da rahatsız etmediği bir seri açıkçası pek görmedim. Onu da ilave etmiş olayım. Yine karşılaştığım sorulardan birisi hangi monster'ı almak konusuyla alakalı. Yani bir monster alacağım ama hangisini alayım? İşte i5 işlemcili mi alayım? 1050 ekran kartlı mı alayım? Ne alayım? Hangi monster'ı alayım şeklinde bir soru. Aslında bu biraz sizin ekonominizle doğru orantılı. Mesela benim aldığım ürün Monster'ın en ucuz ürünüydü. Ama yine de işimi gören bir üründü. Şimdi Monster'ın yeni çıkardığı artık 9. nesil işlemcilerle yeni bir seri çıkardı ve bu yeni seride daha performanslı ekran kartları görebiliyoruz. Ancak hani bendeki Monster işime yarıyor mu? Genel hatlarıyla yarıyor ama mesela 4K video renderlamak istediğimde eğer videonun süresi de uzunsa videolar içerisinde hızlandırma gibi işlemler yapmaya çalıştığımda ben normalde 8 GB RAM'e 16 GB RAM daha takviye edip toplamda 24 GB RAM'li olarak kullandım. Ve öyleyken Adobe Premiere'de 4K videolarda biraz sıkıntı yaşadım. Ama bunun dışında işte SolidWorks gibi uygulamalar kullanıyorsanız ya da Photoshop gibi uygulamalar yoğun olarak kullanıyorsanız ya da Illustrator kullanıyorsanız bunlarla ilgili en ufak bir problem yaşamadım. Takır takır işleri gerçekleştirdi. Ama yine de nacizane önerim özellikle de oyun oynamayı düşünen arkadaşlar varsa 8. nesil ya da 9. nesil hani olabilir. O çok artık çok çok fark etmiyor. Çünkü arada bir nesil var ve yani bir yıl bile geçmedi hemen hemen arasında. 8 ya da 9. nesil i7 işlemcili en az 16 GB RAM'i olan ve en az 8 GB'lık ekran kartı olan bir modele yönelmeleri olacak. Tabii böyle yaptığımız zaman da fiyat otomatik olarak yaklaşık 12-13 bin seviyelerine direkt çıkıyor. Tabii bunun dışında işte RAM upgrade'idir, yazılımdır vesaire eklendiği zaman bu tutar biraz daha artabiliyor. FPS değerini arttırmak için ne yapmak lazım şeklinde sorularla çok karşılaşıyorum. Açıkçası FPS değeri mesela bendeki üründe 1050 ekran kartı vardı. Ve bendeki üründe ben ne yaparsam yapayım çok fazla FPS değerini arttıramadım. Ama en sonunda şöyle bir şey yaptım. Nvidia'nın ayarlarına girip her oyun için bütün ayarları Nvidia'nın seçeceği şekilde getirdiğimde FPS değerleri otomatik olarak arttı. Ama tabii bazı ayarlar mesela high'dı ya da ultra seviyedeydi. Onları high seviyeye ya da medium seviyesine indirdi.
Yine Adobe Premiere ile ilgili bir soru bana çok geldi. Özellikle video montajlamak isteyen ya da çeşitli efektler hazırlamak isteyen arkadaşlar bu konuda çok sorular sordu. Aslında diğer konuda da anlattığım gibi, hani ikisini birlikte cevap vermiş olayım ama yine de kaçırılmış olursa diye söylüyorum. Eğer Full HD video çekecekseniz, 60 FPS Full HD video çekecekseniz, bunu renderlamaktan yana herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz ki ben bunu i5 işlemcili 1050 ekran kartlı bir üründe size söylüyorum. Eğer sizin elinizde i7 işlemcili işte 1050 Ti ya da 1660 ekran kartlı gibi ya da RTX 2070 ekran kartlı gibi bir ürün varsa çok rahat 4K videoları bile renderlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Ama Monster'ın en düşük seviyedeki ürününe kıyaslarsak sadece 4K videoda sıkıntıyla karşılaştım. Ama üst seviyedeki ürünlerde bununla alakalı en ufak bir problemle karşılaşmazsınız. Aynı konu Photoshop ve InDesign için de geçerli. Onlarda da, Photoshop'ta da, InDesign'da da en ufak bir problemle karşılaşmadan işlemlerinizi, hani i5 işlemcili, 1050 ekran kartlı, benim paylaştığım videodaki üründe sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer sorumuz da AutoCAD, Solid ve CATIA programları ile alakalı. Özellikle i5 işlemcili, yani 8. nesil i5 işlemcili ve 1050 ekran kartlı modelde bu programların hiçbirinde hani bariz bir donma, insanı rahatsız edecek ya da işlemin olmasını engelleyecek bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ki zaten artık i9 işlemcili modeller çıktı. Hani Monster'ın artık daha üst sınıf modelleri biraz daha uygun fiyatı olmaya başladı. Onlardan da alırsanız bir sıkıntıyla karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Ve en çok gelen sorulardan bir diğeri de işte Monster mı diğer markalar mı şeklinde bir soruyla karşılaşıyorum. Yani genellikle şunu söylüyorlar. İşte Monster'ın X1 modelinin MSI'ın başka bir modelini mi almalı ya da Monster'ın bu modelini mi almalı şeklinde sorularla çok karşılaşıyorum. Bu yine sizlerle alakalı bir durum. İnsanların kullanım alışkanlıklarıyla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte ister Monster alın, ister başka markalar alın. Yani ben size şunu söyleyeyim. Ben herhangi bir şekilde Monster'la ilgili benim bir gönül bağım yok, bir duygusal bağım yok, herhangi bir şekilde bana sponsor oldukları ya da buna benzer bir durum yok. Ben tamamıyla Monster ürünlerini daha öncesinde 3 farklı marka model Monster'ım oldu. Ve bir 2-3 marka modele de işte çeşitli tamiratlarını yaptım. Garantileri bitmiş ürünlerde. Ve hani konumuz Monster olduğu için ve Monster'la ilgili çok fazla soru cevap olduğu için tamamıyla objektif olarak bundan önceki videoları da hazırladım ve bu videoyu da hazırlıyorum. Açıkçası bütçeniz hangi ürüne yetiyorsa, hangi ürün sizin için daha hesaplıysa o ürünü almak tabii ki en mantıklısı. Yani işte benzer özellikte hani hedef işte siz diyelim ki oyun oynayacaksınız. Az önce ne dedim? İşte oyun oynamak için nacizane önerim 8 GB ekran kartı olan, en az 16 GB RAM'i olan, i7 işlemcisi olan, 8. ya da 9. nesil i7'ne işlemcisi olan bir ürün almanızı size tavsiye ettim. Yani alacağınız üründe de yine nacizane önerim bu özellikteki ürünler, işte atıyorum Monster'da 10.000 liraysa, diğer markalarda 11.000 liraysa Monster'ı alırsınız ama diğer markalar daha ucuzsa diğer markalara yönelirsiniz. Fakat Monster aslında Türkiye'de üretilmiyor. Bunu da size söyleyeyim. Hani Türk markası olarak geçiyor ama yanlış hatırlamıyorsam Clio denilen bir Çin markası. Buna logo tasarımı yapmışlar. Monster markası adı altında satıp teknik desteğini, hizmetini vesaireyi veriyorlar. Öteki ürünlerle, yani MSI'ın ya da Asus'un muadili ürünleriyle karşılaştırdığımda açıkçası böyle çok bariz bir problemle karşılaşmadım. Yani malzeme kalitesi olarak olsun,
benzer hatalar olarak olsun, çok hani böyle farklı durumlarla karşılaşmadım. Ama yine de yani burada iş biraz sizlere kalmış. Yani sizin tercihlerinize kalmış. Eğer derseniz ki yok ben Monster'ın malzeme kalitesini sevmiyorum. 1000 lira fazla olsun, MSI olsun ya da Asus olsun ya da işte Alienware olsun diyorsanız bu tamamıyla size kalmış. Netice itibariyle bu donanımı sunan marka size 2 yıl boyunca garanti sunuyor. Ve bunun dışında ömür boyu cihazı servis yani ömür boyu bakım garantisi sunuyor. Aldınız diyelim ürünü, herhangi bir şekilde bir problemle karşılaştınız ya da ürünü beğenmediniz, 15 gün içerisinde koşulsuz iade imkanı size sunuyor. Herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman müşteri hizmetlerini aradığınızda hani sizi başından savacak şekilde değil, gerçekten somut şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Ürünü aldınız diyelim, servise götürdünüz. Orada ürünü inceliyorlar. Eğer ürün garanti kapsamı dışına çıkmışsa bile ürünün probleminin tam olarak ne olduğu, hani garantisi bitmiş olabilir, garanti kapsamı dışına çıkmış olabilir. Ürünün probleminin ne olduğu ile ilgili size ücretsiz olarak bilgi veriyorlar ve bu konuyu aşma ile ilgili yine piyasaya oranla biraz daha uygun ya da yer yer belki biraz daha pahalı da olabilir bir şekilde destek sağlıyorlar. Yani farklı markalara da dediğim gibi yönelebilirsiniz. Ama hani Monster aldım, ben Monster'dan pişman olur muyum diye düşünüyorsanız gerek bundan önceki videolarımda gerek bu videoda zaten sorularınıza cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. Hani ben aldım, kullandım, yaşadığım problemleri size aktarmaya çalıştım. Yani başka bir marka model de almış olsaydım aslında 3 aşağı 5 yukarı işte fan sesidir. Belki malzeme kalitesinden yana çok fazla sıkıntım olmayabilirdi ama fan sesinden yana kesinlikle sıkıntım olabilirdi. Yine bu kullandığım programlar ya da oyunlarla ilgili yine işte düşük FPS'ler ya da yüksek FPS'ler gibi konularda işte benzer durumlarla karşılaşabilirdim. Yani ben Monster'ı aldım, kullandım. Bir sıkıntım var mı? Dürüst olarak söylemek gerekirse herhangi bir sıkıntım yok. Ama hani almak istediğim ürün daha iyi bir ürün olsaydı, yani şöyle söyleyeyim, bütçem daha fazlasına el verseydi, daha üst sınıf farklı bir marka modele yönelebilirdim. Ya da o yöneleceğim marka modelde Monster daha uygun fiyatlıysa onu alırdım. Yani özetle bu tamamen sizlerin kullanım tercihiyle alakalı. Bu ürünü alan pişman olur mu derseniz açıkçası olacağını zannetmiyorum. Ama yine de tabii ki tercih sizin. Umarım gerek bundan önce paylaştığım videolar, gerekse bu video sizlerin karar vermesi açısından ya da sorularınıza cevap bulma açısından faydalı olmuştur. Yine aklınıza takılan herhangi bir problem olursa, herhangi bir soru olursa açıklamalar kısmında olabilir, Instagram üzerinden olabilir. Benimle iletişim kurabilirsiniz ya da paylaşabilirsiniz. Dilim döndüğünce sizlere bilgilerim dahilinde ifade etmeye çalışırım. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız ve videolarımı çevrenizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.